Merhaba sevgili Seksüel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Kayseri Gündem Gazetesi'nin konuğuyuz. Yanımızda genel koordinatörümüz Ali Dursun bulunmakta. Merhabalar Ali Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Kayseri'ye teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizi tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? 10 Mart 1995'te kurulduk. Yani 18 yıldır bu sektördeyiz. Evet, oldukça uzun yıllar Kayseri evet. Halkına harika bir hizmet sunuyoruz burada. Onlara en iyi şekilde nasıl lanse edebilirsek, gerçekten bunu da bir gazeteyle en iyi şekilde nasıl lanse edilir göstermiş bir gazetesiniz. Peki burada sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi Kayseri biliyorsunuz yerel medyada İstanbul dışındaki Anadolu medyasının çok çeşitli sıkıntıları olmakla birlikte Kayseri'de biz medya sektöründe evet. ilk sıralardayız. Yani 18 yıldır çizgimizi hiç bozmadan halkımıza, Kayseri'nin sorunlarına parmak basarak özgür, bağımsız, yerel bir gazetecilik yapmayı düşünüyoruz ve şu anda 18 yıldır hiçbir şekilde yayın çizgimizde ve hedefimizden sapmadan devam ediyoruz. İlk defa biz Kayseri'de abonelik sistemi ile çalıştık. Evet. Onun bir artısı, getirisi oldu. Daha sonra 28 Şubat'ta, özellikle 28 Şubat'ta biz yüzlerce davaya muhatap olduk. Evet. Hala süren davalarımız var. Bununla ilgili de TRT'nin ve daha sonra Fransa'nın bir televizyon kuruluşuna belgesel mahiyetinde de konu olduk. Çok güzel. Evet. Gerçekten bu şekilde aslında kendinizi kanıtlamış tabii bir ki, gazetecilik kesinlikle. Kimliğine sahipsiniz. Ki sanırım Kayseri'de aslında yerel medyada birçok kuruluş, kurumun kuruluş bulunmakta. Gazetecilik konusunda da 20'ye yakın bir Evet, gazete mevcut. Bunlar arasında en özelliği olan aslında ön plana çıkmış en önemli gazete de Kayseri Gündem Gazetesi. Böylelikle de kendisi oturtmuş, aslında işletmenin bağımsızlığını oturtmuş bir gazete çıkıyor ortaya. Peki gazetemiz sadece Kayseri halkına mı hitap ediyor? Gazetemiz Kayseri, yani basılı olarak Kayseri halkına hitap etmekle birlikte internet sitemize görmüşsünüzdür mutlaka. Evet. İnternet sitemizde şu anda günlük bizim 3500 ila 4000 kişi ziyaret etmekte. 15.000, 16.000 tane de sayfa gösterimimiz var. Evet. Biraz daha internet sitemizde ulusal bazda da haberlere yer veriyoruz. Yani bu anlamda basılı gazete anlamında yerel, fakat internet sitemizde biraz daha ulusallığı kapsıyoruz. Peki Ali Bey, burada gerçekten harika bir hizmet sunuyoruz ki çok ayrıcalıklı olan bir hizmet. Zaten medya diyoruz, basın medyası ya da görsel medya dediğimiz sistemlerle ilerlemekteyiz. Aynı zamanda burada kaç kişilik bir ekiple kaç metrekare alan üzerinde hizmet vermektesiniz, bunu da bilmek isteriz. 17 kişilik ekiple matbaa ile birlikte 500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Tamamen profesyonel bir ekiple hizmet veriyor. Şu anda gazetemiz burada bulunmakta. İzninizle bunu alacağım. Gazetemiz aynı zamanda reklamlarımız var. Kayseri halkına ait. Bunlardan da biraz bahsedelim. Belki bizlere başvurup aynı şekilde reklam vermek isteyen işletmelerimiz olabilir. Tabii reklam birimimizin bir çalışması olarak biz Kayseri'nin etkili ve birçok kuruma, kuruluşa ve insanlara hitap ettiğimiz için etkili bir gazete olduğumuzdan dolayı firmalar tercih ediyor bizleri. Evet. Bununla birlikte biz internet sitemizde de aynı reklamların hizmetini evet. veriyoruz. Reklam birimimiz bu birim fiyatları, maliyetlerini müşteriyle görüşüp anlaşıp daha sonra aylık biz reklamlarını müşterilerimize ulaştırıyoruz. O zaman bizlere ulaşabilir bu konuda. Tabii ki, tabii ki. Ya da Türkiye'nin neresinde olursa olsun Türkiye bazında çalışan bir şirketse firma ise bizlere ulaşabilir. Biz de gazetemize onlara konuyla ilgili zevkle yer verebiliriz diyorum. Tabii, teşekkür ederiz. Hedeflerimiz nedir peki? Hedeflerimiz şu anda biz yerel medyanın çok çeşitli sıkıntıları var. Bunun tabii en başta ekonomik sıkıntıları var. Ve ekonomik sıkıntıyı da aşmak için birçok medya kuruluşu gibi bizler
başka yerlere bağımlı olmayı istemiyoruz. Evet. Biz kendi ayaklarımız üzerinde sadece ve sadece gazetecilik yapmak, bu anlamıyla özgür, bağımsız, tarafsız, objektif haberler yapmak için tabii ki ekonomik anlamda bağımsızlığı gerektiriyor. Bunun için daha çok biz abone noktasına vurgu yapıyoruz. Abone hususunda daha çok çalıştırıyoruz arkadaşlarımızı. Hedef olarak da şu anda 500-600 abonemizi biz 2000-3000'e çıkartmayı hedefliyoruz. Ki bu da çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir i̇nşallah, diyorum. İnşallah. Çünkü gazetemizin genel olarak baktığım takdirde gerçekten çok kaliteli hazırlanmış. Evet. Görsel grafikerlerimiz tarafından çok yani çok hoş bir şekilde aslında kaliteli hazırlandığında zaten abonelerimiz bunları görecektir. Kesinlikle. Çok da faydalı olduğuna inanıyorum. Bu şekilde inşallah bize ulaşın diyoruz sevgili izleyiciler. Kayseri halkına sesleniyoruz. Konuyla ilgili lütfen bize de destek verin diyoruz. Evet. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz bizleri burada ederiz. Konuk ettiniz. Son olarak tercih eden müşterilerimize, takipçilerimize ve izleyicilerimize konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu demek istiyorum. Eğer basını, özellikle yerel basını güçlendirmek, evet, kuvvetlendirmek istiyorsak, yerel basında kaliteli, özgür ve bağımsız olan ve etkili olan, tabii ki bu arada çok etkili olan basın kuruluşlarımızı takip edip orada desteklemek durumundayız. Yani reklamla, ilanla, daha farklı haberlerle, ki yerel basında farklı yerlerde, farklı şekillerde destek alıp özgürlüğünü, bağımsızlığını kaybetmesin, çizgisini kaybetmesin, çizgisi olsun ve kaliteli, bağımsız bir şekilde devam etsin. Biz bunu istiyoruz. İnşallah da olacaktır, evet, diyoruz. Çünkü evet, sevgili Kayseri halkı gerçekten Kayseri Gündem adı üstünde de Kayseri halkını iyi bir şekilde lanse, evet, eden Kayseri Gündem gazetesi olarak desteğinizi bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, bugün size Kayseri'de bulunan Kayseri Gündem gazetesinden seslendik. Genel koordinatörümüz Ali Bey gerekli bilgiyi aktardı. Gerçekten okuyalım diyoruz. Çünkü Kayserili isek bu gazete size en iyi şekilde lanse edecektir. Söz Merkez stüdyolarına